Evet arkadaşlar merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, şimdi bu gece Progress haritalar kaçıncı ders? 22. ders. Biz nerede kalmıştık? Progress haritalar, sonra teknik anlatım, bunları işlemişiz. Uygulama yapmışız. Evet, Progress haritalarda uygulama yapmaya devam ediyoruz. 22, 23, 24. derslerde uygulama yapacağız. Yani 3 ders boyunca uygulama yapacağız arkadaşlar. Progress, Solar Arc, hangisini daha çok anlamadınız? Tamam, rektifikasyon yapıyorduk, evet. Ama tamam işte Solar Arc o. Yani Solar Arc rektifikasyon tekniklerinden geçiyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, Solar Arc tekniklerinden diye geçiyor bu. Tekniklerinin içindeki kullandığımız konular ya bunlar. Transitlerle ilgili anlatalım. Tamam, şimdi Progress harita. Şimdi şöyle şöyle bir toparlayayım ben en iyisi. Konuyu şöyle bir toparlayayım. Şimdi beni iyi dinleyin, bak şimdi burası çok önemli. Gelelim konuya şimdi, bak. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. İlk açtığımızda arkadaşlar haritaya, şimdi doğum saatini bilmiyoruz kişinin. Tabi bak bu konu yani sadece bu kadar değil. Rektifikasyon konusu daha da geniş. Yani böyle bir haritayla da 2-3 saat ilgilenmeniz gerekiyor. Ben sadece pratik olarak size bunu nasıl kullanabileceğinizi anlatıyorum şu an. İlk önce sert bölgelere bakacaksınız. Yani böyle karşıt açılar, vurgular nerede mesela? Mesela şimdi bakın şurada. Şu karşıtlık mesela, tamam mı? Hani şu bir vurgu, mesela şu bir vurgu, tamam mı? Yani şu bir vurgu. Ondan sonra bakın şu, yani şu açı ve şu açı vurgu. Bunlar acaba hangi yerlere denk gelmiş olabilir? Chiron değil mi? Yaralanmak. Burada yine bir partner, bir evlilikle ilgili, yani bir ilişkiyle ilgili bir sorun çıkartabilir. Ondan sonra bu kadar bir, mesela burada bir birliktelik var. Mesela Merkür, Pluto, Mars birlikte olması, hani bir stalyuma doğru ilerlemesi, Merkür ve Pluto birlikte olması. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Ay, Pluto arasında 150 açı var. Mesela bu da depresyonu işaret eder. Hani bu hangi eve geliyor? Tamam mı? Hangi evin konularını bağlıyor? Evli misin? 11'den bakıyorum ya, sabah 11'den. Hani buradan şu anda hani direkt bariz böyle şöyle bir şey olsa, hani vurgulanan bir şey olsa, şöyle hani açılar vardır ya bazı haritalarda, hani onu direkt şeye getireceğim, kadranı oradan bakacağım. Hani şu anda deneme yanılma yöntemiyle, yani aya bakıyorum şimdi, ay burada, acaba burada mı yani bu ay burada mı ya da şurada mı, yani bunlardan birinde bu ay. Önce bunun yerini bulmaya çalışacağım, hani disk jockey gibi, yani diski ayarlıyorum, hani aşağı yukarı oynatıyorum. Şimdi yani şu olayı yapacağım yani. Bakın. Yani bu ay şurada mı? Burada mı arkadaşlar? Hani bu ay nerede? Şimdi ayı oynatacağım burada. Onu söylediği, bana verdiği cevaplara göre, tamam mı? Burada bir de üst yöneticiler vardı. Yani 10 derece. Mesela burasında, şurasında o 3'e bölersek eğer, bakın Kova burcunun ay, Merkür, Venüs var arkadaşlar. Yani şurasını ay yönetiyor, şurasını Venüs yönetiyor, burasında Merkür yönetiyor. Biz Merkür'le Venüs'le ilgilenmiyoruz şu an. Demek ki doğru yerdeyiz. Bakın görüyoruz, burayı ay dekanı yönetiyor. Demek ki bu ayın burada ilişkisi var. Yani evet, burayı Satürn yönetiyor ama aynı zamanda üst, yani dekan yöneticisi olarak aynı zamanda burada bir hükmü de var yani. Ayın orada da söz sahipliği var. Yani böyle bir durumu da var. Parsel olarak. Ama aslında buranın gerçek sahibi kim? Buranın gerçek sahibi arkadaşlar burası. Ama buraya bu, yani bu baş yönetici Oranın arsanın, tapunun sahibi yani. Ama buraya gitmiş, buna satmış bir kısmını, parsasını, 10 derecesini. O da hani satmamış, 10 yıllığına demiş ki, ya da atıyorum mesela hani belli bir dereceliğine, hani belli bir dönüm, belli bir bölümünü kiraya vermiş. Ya da icara, ne diyorlar ona? İcara vermiş. Hani işletmek için. Ay da orada bir şey işletiyor ama dükkan sahibi, ama yer sahibi burası arkadaşlar. Yani yerin sahibi, patron bu. Bu orada bir şey işletiyor. Dükkan işletiyor. Bir dükkan açmış oraya. Ama buna hep gidip kira veriyor. Yani aslında sahibi buranın bu. Ama bu burayla da ilişkili. Ondan sonra. Aynı zamanda bu da ay dükkan açmış. Dükkanın da Mars'la Satürn'ü çalıştırıyor. Satürn de patron gene. Patrondan birini çalıştırıyor burada. Yani terim olarak. Yok, bu kesinlikle yani ay burada babayla dolaylı yönden alakalı, yani bir şekilde yani dolaylı yönden alakalı, dekan yöneticisi olarak alakalı. Buradan gidiyor tak diye burada arkadaşlar, tam 39 yaşındayken burada vefat ediyor, tamam. Çünkü o da ölümle ilgili o zaman. Demek ki bu çizgi de çalışıyor. Ölüm kaspı çalışıyor. Gat burada. Bunu feda ediyor. Evet, burada hani bunun vefatına karşılaşıyor. Okey. Genellikle güneye ve giden şeyler arkadaşlar hani süpürge olduğu için gat çeker onu. Yani onu hayatınızdan çıkarabilir. Onu yani böyle 8. evde öldürebilir yani. Veya hayatınızdan, yani onunla ilgili karmayı ödedin anlamında. Yani o artık bitti. Yani anlatabiliyor muyum? O figür hayatınızdan çıkacaktır. Çünkü gat süpürge gibi demek. Çeker yani. Dolayısıyla onu kurtaramazsınız. O figür, yani hayatınızdaki o figürü kurtaramazsınız gibi düşünün. Karmik olarak anlamında. Bazen bu bir kardeş olabilir, bu bir anne olabilir, bazen eş, bazen hani hayatınızda onu temsil eden bir simge. Bazen yönetici bazında da bakmanız gerekiyor. Yani para. Parayla ilgili bir kriz yaşamak. Hani illa Ahmet, Mehmet, babam, anne, kardeş değil. Hani eşmeş. O zaman da o sembolün konuları yani. Paraysa para mesela. Yuvaysa yuva. Mesela 39 yaşında sen yuvayla ilgili sorunlar yaşadın mı? Yuvayla ailevi olarak yani 39 yaşında aynı zamanda başka sorunlar yaşamış olabilir misin? Ay aynı zamanda enteresan. Eşinle de mi tanıştın o dönemde? Babayı kaybediyor. Eşi veriyor. Yani orada change ediyor. Değiştiriyor. Diğer figürdü. Diğer alternatif. Baba koca figürleri. Enteresan. Burada ay. Ama tabii işte 7. evde bir şekilde bak eşle de ilgili yani. Tamam mı? Hani şu noktaları, şimdi ben burayı 15 olduğuna eminim ama derste hani biraz daha detaya girelim. En yakın figürler MC'ye, ASC'ye. Aslında Solar Arc'ta hani rektifikasyon yapıyorsanız genellikle şu bölgeleri alırsınız. Yani buralara yetişen gezegen neresi? Hani KASP olarak. Oraya geldiğinde oradan gündem meydana getirecek. O KASP'ı tahmin etmeye çalışırsınız. Hani oradaki açılara göre. Peki şimdi orada bakalım. 16, 14 var. 24 var buradan. 24, 28. 38. Ben bunu doğru mu hesapladım? 38, 39. Gene 39'a geliyoruz. Evet, Satürn baba buraya geliyor. Babamla ilgili bir gündem var diyor. Evet, babam buraya geldi. Peki öldürücü faktör nereden geliyor? Gördüm. Vay be. Nasıl çalışmış ya. Şuna bak. Babam bir hastalık mı geçirdi senin? Çünkü hani Chiron var. Baba buraya girdiğinde, baba figür buraya girdiğinde, içeri girdiğinde, bakın bu babayı da yönetiyor aynı zamanda. Bakın baba figür buraya girdiğinde Chiron'la temas etmeye başlıyor belli bir dereceden sonra. Bir sene falan mı sürdü babanın hastalığı? 3 derece ya arkadaşlar. Hani burası 25 olabilir mesela. 23, 24, 25 olabilir mesela. Şimdi orada da burç değişiyor, tamam mı? Hani haritada bu burç arkadaşlar 365 günde bir değişiyor. Yani bu 12 ay demek. Yani sen, buna biz ev taktiği diyoruz, yani yaş taktiği. Yani bir çocuk doğduğunda 1. yaşını yaşar, 2. yaşını yaşar, yani 2. evi yaşar, 3. evi yaşar, 4. 5, 6 aslında sen şu anda dediğini ben 24 yaşındayım diyorsan sen döndün dolaştın birinci evden ikinci eve geçiyorsun şu anda. Hani gibi. Burada biz bunu yani her yıl bir burç gezer kişinin hayatında. Yani ben kaç yaşındaysam o kadar kere haritamda bu ASC dolaşır. Yani ASC benim haritamda aktive eder olayları. Return var mesela. Şimdi bu profeksiyon özellikle tek haritadan gösterdim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani başka kişinin haritasına bakmıyorum ama neden? Hepsini birden görün diye. Yani hepiniz çünkü aynı soruyu soruyor. Hocam solar arka anladık. Bu sefer o bükünü anlamadık. Şimdi hepsini birden bakıyorum bakın. Bir haritanın üzerinde hem solar arka aldım, profeksiyon alıp üstüne koyuyorum şu anda. Bunun hepsi rektifikasyon tekniğidir. Ama şu an ben hep geçmişe çalıştırıyorum ama gelecekle de ilgili böyle. Sen geçmişi anla, geleceği de aynı şekilde çalıştırabilirsin. Şimdi bakın görüyor musun? Ev kaspın içine Uranüs üngümüz aniden. Yani burada tetikleme var. Yani dördüncü de aileyle ilgili ani olaylar oluyor diyebiliriz. Yine bakın Pluto mesela burada bir şeyleri dönüştürdüğünü görüyoruz. Güneşin arkadaşlar özellikle. Güneş hani profeksiyon güneşinin ve profeksiyon ayının hani en tepelerde imza atmakla ilgili gündemler koyduğunu görüyoruz. İlahi boyutu gösterir. 9. ev ilahi anlaşmalar veya hukuki anlaşmalar. 3. evde imza atmakla ilgili nikahtır. Yani imza attım. İmza attım, anlaşma yaptım, söz verdim. Hani 3-9 aksı böyle çalışır. Nikah çalışır yani. Görüyor musunuz Jüpiter'le Juno'nun? Yani buradaki Jüpiter'le Juno'nun nikaha gittiğini görüyoruz burada. Bakın 13 derece. Bakın harita o kadar hassas çalışıyor ki arkadaşlar. Görüyor musunuz? O anda 13 derecede. Yani bu kaspın içine giriyor yani. O noktanın içinde. Ve bakın 13-13. Bakın tam buraya partil trine yapıyor arkadaşlar. Hatta yapmış. Evet. Ondan sonra bakın Ay Venüs'ü dokunmuş ve geçmiş. Mesela Münevver'in orada dereceler hep birkaç ay önce arkadan geliyor mesela. Hani o birkaç ay arkadan geliyor. Ne yaptık? Solar Arc'ta biz ev kasplarını ayarladık. Dereceleri ayarlamadık. Ay Başak'ta. Anladın mı? Bu değişmez. Ev kaspı değişiyor sadece. Evlendiği dönemde yaralanmakla ilgili gündem var. Aslında şöyle de yapıyor bazı astrologlar. Yani ne yapıyorlar? Natal'i böyle koyuyor. Önemli faktörleri burada bir bakın Juno'nun geldiğini görüyoruz. Ondan sonra önemli vadeden hani bakın Satürn Mars'ın burada olduğunu görüyoruz. Ondan sonra bir aksiyon var. Yani Ay Kova mesela burada başlamış. Yuvaya doğru gidiyor. Kova yuva ile ilgili konuların içine giriyor. Hani anlaşmalar yuva ile ilgili konuların içine giriyor. Diyebiliriz arkadaşlar. Yine Jüpiter'de haritanın en tepe noktasında ve Venüs'te haritanın en tepe noktasında olduğunu burada görmekteyiz. O anda Juno Natal haritadaki Jüpiter'le çok güzel bir açı kuruyor transitte. Ve aynı şekilde Satürn'de Mars'ta bu açıları destekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Burada bakın yine Merkür, Ay, hani burada tabii onun 12. evine geliyor Natal haritada. Bu demek oluyor ki evlenirken hani Progress haritasında bakın Güneş, yani buradaki Güneş, bakın buradaki Güneş Progress'e de gitmiş, bakın görüyor musunuz? Buraya gelmiş. Ay, yani şuradaki Ay, bakın şu Ay dönmüş ve buraya gelmiş. Çünkü Ay en hızlı ilerler. Progress haritada arkadaşlar diğer planetlere, yani mesela bugüne kadar şimdi solar arc hani bir derece bir yıl. Solar profeksiyon hani bir ayda 2,5 derece burç ilerliyor. Solar Return her doğum günümde gökyüzünün pozisyonunu bana sunuyor. Progress şimdi burada bütün gezegenler kendine göre ilerliyor. Bazı gezegenler geri gitmeye başlıyor. Bakıyorum bakalım haritasına. Evet, tutulmalar ona parasal konularla ilgili gündemler meydana getiriyor. Peki 2022'de vallahi çok güzel şeyler olacak diyor. Tamam. Şimdi bakalım olacak mı? 2021 Temmuz'a kadar gidiyorum. Jul. Evet. Bakın buraya geldiğimizde gündem değişiyor artık. Yani Progress hatadan biliyorum. Buradan sonra parayla ilgili bakın görüyorsunuz. 2022 Ocak bakın. Gördünüz mü? Tutulmalar da bu tarafa geçti. Şimdi bakıyoruz. Tabi akrebe geçti mi? Doğru, aynen. Bak parasal yönde açılıyor. Neden? Tutulmalar. Şu an yay burcunda olduğu için biraz zorlayıcı açılar olabilir. Hani güneşine sürekli kare alıyor çünkü. Ayına falan burada zorlayıcı açılar alıyor. İkizler yay aksında. Güneşine zorlayıcı açılar alıyor. Mars'ına zorlayıcı açılar alıyor. Ama ikinci evde olduğu için para konuları ile ilgili. Eşinin maddi kaynakları ile ilgili. Akrebe geçerse eğer, hani bu tutulmalar akrebe geçtiğinde bu da kadının Jüpiter'i burada. Satürn'ü burada. Hani bu burada. Hani bu buradan çok güzel çalışır bu taraflara yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tabii Kuzey Aydınlar orada olduğu için parasal yönde bir kaos, bir problem yaşıyorlar olabilir. Ama akrep geçtiğinde çok ciddi kazançlar elde edecekler anlamına geliyor. Çünkü Jüpiter burada trine, yani tutulmalar sürekli, tutulmalar akrep boğa aksana geçtiğinde onu sürekli yuva alanında olumlu. Bu alanda olumlu ve sosyal çevrede ve kariyeriyle ilgili verdiği kararlarda olumlu olabileceğini burada görüyoruz. Yine kariyeriyle ilgili çok önemli değişiklikler yapacağını görebiliyoruz. 2022 mesela 2024'e bakalım. 2024'te mesela 2024'te orada bir sorun var mesela. Bakın görüyor musunuz? Lilit vardı orada. Yani aylık kavuşum var. Lilit faktörlerine bakın şimdi. Haritanın en tepesine 2024'te erişmiş olan bir Lilit var arkadaşlar. Entrik açabilen biri. Gelirde bir azalma olduğu insandan beri. Aynen öyle. Şimdi bak. Burada Oğlak'ta giderken senin bu terazi sterlimuna tak 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 hep kare vurmuş, tamam mı? Özellikle son derecelerinde. Evet aynen öyle. Nisan'dan beri. Gelelim. Bakın burada görüyorsunuz. Tak burada bir başlıyor bakın taramaya. Satürn karşıt. Bakın. Chiron bak aile içerisinde yaralanmalar, hani problemler, bak gidiyor. Tak dedi buraya geçti. Bak Kova burcuna geçtiği anda şimdi Kova'ya geçecek 2021 Temmuz ayından sonra. Farklı bir gündem var. Artık sosyal bir gündem var. Çünkü Kova burcu. Şimdi bakın artık ay burada giderken ki olaylar bakın ilk önce gidiyor Merkür'e kare. Bakın Merkür'e kare. Sonra devam ediyor. Açıyı kurdu. Gördünüz mü? Neptün 7. 2022'nin Şubat ayında, Ocak ayında, Şubat ayında çok ciddi parasal gündemler yaşıyor. Çok olumlu parasal gündemler yaşıyor. Şimdi bu bir finansal harita olsaydı, bu bir Bitcoin haritası olsaydı, bu bir altın haritası olsaydı, bu bir işte ne haritasıysa devlet haritası olsaydı. Biz burada bakarak o devletin para değerlerinin yükseleceğini ya da o Bitcoin'in çok ciddi değerlerinin yükseleceğini ama bu haldeyken düşeceğini görüyoruz. Şimdi yükselmeye başladı. Diyoruz ki yatırım yapılabilir. Pluto, Uranüs, Neptün karşıtlıkları burada ya da 150'likleri arkadaşlar bazı hani bu konularla ilgili takıntı, gizli istekler vesaire gibi şeyler geliştirebilir. O zaman bakarsak yani bütün sterliumlarda problem var. Tamam mı? Yani karşıt açılardan korkuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü manipüle ediyor. 150 açılardan korkuyoruz. Neden? Gizli istek veriyor. Ya da gizli konunun gizli tarafını veriyor. Tamam mı? Ya da görünmeyen şeylerini veriyor. Ya da takıntı getiriyor yani. Çünkü 150'lik açılar başak çalışıyor. Takıntı, obsesif çalışıyor. Psikolojik şeylerle bağlantılı 150'lik açılar. Ben size öğreteceğim bak şu minor açılarla ilgili hani harmonik ileri seviyede harmonik astroloji öğretince o zaman anlayacaksınız. Yani dolayısıyla görünmeyen istekler ya da obsesif takıntılar vesaire gibi şeylerle ilgili takıntılar, problemler ondan sonra gibi şeylerle ilgili yani. Şimdi evet yani bu kişi bunu yaşayabilir mi? Olasılıklar dahilinde mümkün. Kesin yaşamıştır biz diyemeyiz. Biz hiçbir şeyi kesin bilmiyoruz. Biz sadece diyoruz ki böyle bir cinayet işlendiyse evet bu var. Olasılıklarda evlerin dispozisyonu gösteriyor. Bu gibi durumlarda arkadaşlar horary ile de destekleyebilirsiniz. Mesela bu cinayeti direkt horary ile de sorabilirsiniz. Yani bu kadını kim öldürdü? Bu kadın öldürüldü mü? Cinayetindeki durum nedir? Yani saat 1.21 Biga 12 Jan. Ne dedik? Bu bahsi geçen işte bu cinayet dosyasındaki kadının durumu nedir mesela? Bakın terazi, Venüs, Görüyor musunuz? Üçüncü evde. Bakın görüyorsunuz. Şimdi Venüs olay geçmişte olduğu için burada geçmiş açılara bakacaksınız. Tamam mı? Kural bu. Geçmiş açılara bakacaksınız. Yani açı tamamlanmış olmalı. Geçmişteki karesine ve gündemine. Terazi yükseliyor. Şimdi soruyu soran, ben soruda kimi bahsediyorum? Diyorum ki bahsi geçen olayda. Olay nerede? 7. evde. Yani ben kastettiğim kadın Ayşe Fatma. Kimse işte o. Ne yaşamış yani? Öldürülmüş mü? Bakıyorum kadın burada. Mars görüyorum. Mars Boğa burcunda. Uranüs'e doğru gidiyor. Ama evet. Gittiği bizi ilgilenmiyor. Kadın zaten ölmüş. Geçmiş açımız için önemli. Burada geçmiş açılara bakalım. Satürn. Bakın yine ailevi problemler var diyor. Ay balzemik. Yani mesela bu olay çıkmayacak meydana yani. Bu olayı bulamazlar. Çok zor. Bu tam netleşmeyecek. Neden? Ya ay balzemik ki. Konu aydınlanmıyor. Kapalı yani. Konu kapalı. Ailevi içinde bir şeylerin öldüğünü, öldürüldüğünü veya vesaire gibi şeyleri görüyoruz. Kadının göstergesi burada. 2 derece önce kendiyle birlikte ve şeyde görüyoruz. Soruyu soran ben olduğum için burada benim göstergem konuyu araştırmaya çalışıyorum gibi. Konuyu araştırmaya çalışıyorum gibi. Burada görünebilir. Yani düşünüyorum 3. evde. Terazi burcunda olan planetler tetikçi çalışıyorlar. Çünkü başkalarıyla alakalı bir burç. Yani çünkü başkası diyor orada. Değil mi? Soru sorusu bile ne diyoruz? 7. eve falan kişi filan kişi diyoruz değil mi? Onu soruyor. 7. eve bakıyoruz. 7. ev yani terazi arketipi seninle ilgili değil, kişiyle ilgili değil, başkalarıyla ilgili. Dolayısıyla oraya gelen planetler daha çok başkalarına ihtiyaç duyuyor. Yani başkalarını kastediyor. Dolayısıyla Merkür terazide olmuş olsa daha çok kendi fikrim değil. Ben kendim için demiyorum. Ahmet haklı. Çünkü Ahmet böyle yapmış. Ahmet için yalan söylemek, Ahmet için küfretmek, Ahmet için birileriyle kavga etmek şeklinde ortaya koyabilir kendini. Kendisiyle ilgili değildir yani. Ya da Ahmet onunla kavga ediyor sürekli ve bir şey var, o kararsızlık içinde ve ne yapacağını bilmiyor olabilir gibi. Merkür Akrep abi en pisi yani en kötüsü. Çok çok takıntılı. Dolayısıyla zaten kriz arketipi. Yani dolayısıyla bu karşıtlık akrep aksında olursa yani bak akrep boğa, aslan kova bunlar inatçı burçlar. Dolayısıyla aslan kovada daha çok hani sosyal çatışmalar, ego çatışmaları var. Boğa akrepte daha çok şeyler çalışıyor. Daha sabit burçlar oldukları için mesela boğada daha güvenlik çalışıyor da akrepte sorun çalışıyor. Merkür akrep zaten başlı başına problem. Yani bu kişi zaten mutluluktan hani mutluluk hazzını hissetmiyor. Diyor ki benim mutlu olmam için birine bağırmam lazım. Yani Merkür Akrep böyledir yani. Bağırıp çağıracak. O zaman mutlu oluyor. Dolayısıyla Merkür Akrep'te ise bu yani karşıtlık hani daha çok şeye taarruza geçmekle ilgili yani. Yani hatta diliyle insanları yaralamakla ilgili olabilir. Yani çok sivri bir dil olabilir ya da hani sorun çıkarıyor sürekli olabilir. Tamam mı? Hani çok kavgacı olabilir. Ondan sonra. Mesela Yay burcunda yani dinle ilgili hani siyasi görüşler daha böyle okul hayatında problemler Merkür Yay'da bir de zayıf bir de zaten itilmiş Merkür Yay'da. Hani sürgün zaten. Sürgün olduğu için de ne oluyor? Yani orada kendini zavallı hissetmek. Yani mesela Merkür Yay kimseyle çatışamaz. Çatışırsa da hani daha korkaktır yani. Anlatabiliyor muyum? Zaten sürgün yerde. Hani bir fikir savunmayacak yani. Tam tersine savunamamasından kork yani. Tamam mı? Hani çünkü bak hepsinin farklı karakterleri var. Anladınız mı? Yani olayları aklınızda hepsini tanımanız gerekiyor. Yani her şeyi yapabilirsiniz. Olayı sadece astroloji olarak düşünmeyin. Yani bir kişinin 5 tane kanalı var. La benim baldızın kaçıncı kanalı ben de bilmiyorum. Yani habere kanal açıp duruyor yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani herkes YouTube'da yani işte vlog çekiyor. Yok bilmem ne çekiyor. Başka şeylerde düşünün. Yani o, işte tek bir yerde kalmayın. Biraz çok geniş düşünün YouTube'da. Yani